her geçen saniye cildimizin aleyhine işliyor. Kimimiz hızla, kimimizse yavaşça yaşlanıyoruz. Zamanın yüzümüzde oluşturduğu çizgiler aynalardan gözümüze çarpıyor ve çoğumuz bu görüntüyle mutsuzlaşıyoruz. Mimiklerini en çok kullananlar daha mı erken kırışır bilinmez ama kadın erkek hepimiz ütülenmiş kadar pürüzsüz bir ciltle yaşamak istiyoruz. Aynada sinirimizi bozan yalnızca kırışıklıklar değil elbet. Kadınların kabusu olan selülit derdi var bir de. Özellikle yaz yaklaşırken bacaklarında oluşan portakal kabuğu görünümünden kurtulmak istiyor çoğu hanım. Kimi bu yüzden etek bile giyemiyor. Kimi ise eşe dosta görünmeden denize girmek zorunda hissediyor. Uzun lafın kısası, kimse cildinde deformasyon oluşsun istemiyor. Peki cildi uzun süre kırışıksız muhafaza edebilmenin formülleri neler? Kabus selülitlerden bir çırpıda zahmetsizce kurtulmak mümkün mü? İnanması güç ama bu iki zor sorunun da mutluluk verici cevapları var. O halde şimdi selülitlerinden kurtulmak isteyen ve cildi ütülüymüşçesine dolaşmak isteyen herkes ekran başına. Zayıflama, cilt şudur budur. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş, iyiyim, iyiyim. Siz nasılsınız? Uzun zamandır göremiyordum sizi. Evet, bir WhatsApp sitemiyle karşılaştım. Aynen. Geleceğim en kısa zamanda inşallah. Şimdi bugün yüz simetrisini soracağım size. Evet. Daha önce genel olarak vücut konuştuk, yine konuşacağız. Bir kadın aynaya baktığı zaman en çok neyine dikkat etmelidir? Aslında aynaya baktığımız zaman ilk önce gördüğümüz tabii ki direkt gözlerimize bakıyoruz ve göz kenarı çizgilerimize bakıyoruz. Doğru. Bütün bayanların ilk yaptığı bu ama aslında genele bakmak gerekiyor ve fotoğraflarda yanlış fotoğraf vermeye başladığımızda yani hasta şöyle söylüyor. Ben sağımdan iyi görünmüyorum Mustafa Bey diyor. Allah Allah. Yani sağdan fotoğraf çektirince iyi görünmüyorum, soldan çektirince iyi görünüyorum diyor. Bunun nedeni işte bir taraftaki atrofi yani çökmesi, peki, simetrenin kaybolması. Siz doktor olarak fotoğraftan yola çıkmayı doğru buluyor musunuz? Bizim meslekte okey bu da. Hani normalde de öyle kesinlikle. Mi? Normalde de geçerli midir? Yani hasta eğer çok dikkatliyse fotoğrafta anlıyor zaten. Aynada anlamıyor asimetrik olduğunu. Allah Allah. Tabii fotoğraf çektirdiğinde anlıyor. Ya Mustafa Bey ben diyor solumdan iyi görünüyorum ama sağımdan kötü görünüyorum diyor. Hmm. Bunun nedeni işte o bölgedeki dokuların kaybı. Doku kaybı dediniz hep söylersiniz yaşla ya, alakalı evet, olması öyle. Gereken olması bir şey gereken gibi. Bir şey. Ağzın alınan haplar mı, aletler mi, iyi beslenmek mi, cildin mümkün olduğu kadar yaşa yakışır bir şekilde genç durması için gereken? Hepsi. Ya. Yani hepsi hiçbiri tek odaklı değil, tek ayaklı değil. Hani genç ve iyi görünmek için bir kere yani 20'li yaşlardan itibaren cildimiz iyi temizlenecek, iyi bakımı yapılacak. Arkasından cilt altını besleyecek bir diyet protokolüne girilecek. Yani nedir bunlar? Hmm. İşte neler size selülit yapıyorsa onlar bizi aslında yaşlandırıyor da aynı zamanda. Öyle mi? Tabii. Yani buna da dikkat etmek zorundayız. Yani şimdi, yediğimiz şey vücudumuzda arıza çıkartıyorsa anlamalıyız ki yüzümüzde de. Yüzümüzde de arıza çıkartıyor ve bizi yaşlandırıyor. Onun dışında söylediğim gibi her zaman söylediğim diş sağlığımız bu konuda çok önemli. Yani eğer dişlerimizde eksik varsa 20'li yaşlardan itibaren bir tarafla çiğnemeye özen gösteriyorsak o tarafımız 5 yaş yaşlı oluyor. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Diş sağlığı diş yüzdeki sağlığı. Proporsiyonu bozuyor öyle ve mi? Ve ortodontik problemler. Burada da anneler çocuklarına çok dikkat etmeliler. Çene geriliği, dişin içte oluşu yüzümüzdeki bütün yaşlanmanın nedeni. Şimdi simetrik yüzlere dikkat edin. Yani simetrik yüzlerden tabii ki sizlerin tanıdığı insanlardan bahsediyoruz. Yani ünlü olan insanlardan. Bunlar yaşlandıklarında da güzel görünüyorlar dikkat ederseniz. Evet. Bunun nedeni çok estetik falan değil. Ne? Bunun nedeni simetrik yüz, simetrik bir şekilde yaşlandığı için göze hep hoş görünüyor. Ben mesela ben yıllar geçtikçe güzelleşiyorum asla demem tabii ki ama yüzümün ve hatlarımın daha oturduğunu görüyorum. Kesinlikle. Niye? Çünkü yüzünüzün proporsiyonuna baktığımızda zaten düzgün. Bu proporsiyon düzgünlüğü bunun üstüne asimetrik bir yaşlanma olmaksızın devam ettiği için o zaman işte gün geçtikçe hasta kendini daha iyi görüyor.
cildin gözenekleri çok önemlidir. Siz de hep söylersiniz. O gözeneklerin aralarının açık olması. Eskiden hani bildiğimiz yöntemler buz sürmek, sodayla yıkamak gibi. Tabii onların da aletlerle bir çözümü vardır mutlaka, değil mi? Şimdi alet, burada anlatabilirsiniz. Aletlerle aslında, şimdi şöyle söylemek istiyorum Gülben Hanım. Aslında şimdi bize ulaşan, ulaşamayan, buradan izleyen, burada alet ya da işte doktor şu bu değil önemli olan. Önemli olan kişinin kendi vücudunu, yüzünü tanıması ve onun üzerinden çalışma yapması. Herkes bir estetik doktoruna gelmek zorunda değil. Herkes gidip doğru sistemler yerine yanlış sistemlerle hasarlanmak zorunda da değil. Biz bunu ülkemizde çok yaşıyoruz. Yani burada aslında bütün izleyicilere söylemem gereken şu. Siz kendinizi gençleştirmek için çok büyük zararlar da verebilirsiniz. Tabii. Ya konunun uzmanı bir doktora, ya estetik doktorunuza, ya bunlara danışarak yapmanız gerekiyor. Ve size önerilen şeylerin ne olur mantık çerçevesinde olması gerektiğine dikkat edin. Yani biri 60 yaşında girip de içeri 20 yaşında çıkamazsınız. Mümkün değil. Hani 2 ayda cildinizdeki çizgiler kaybolacak deniyor. Kaybolmaz, mümkün değil. Kaybolmasın da zaten. Zaten kaybolmasın. Hepsinin bir yaşanmışlığı var. Azalabilir. Azalsın ama. Tabii. Azalsın ama yok olmasın. Azalsın ama yok olmasın. 4 tane sudursun, 2 tanesi gitsin. 4 tane. Kimin lafı acaba? Benim. Ben Mustafa Bey bazen böyle benim yüzüme dokunuyor. Arada bir kendi kibarlığından söylemez. 5'i ne diyorum? 4'ü kalsın, 4'ü ikisi kalsın, gitsin. 4'ü kalsın, 2'si gitsin. Evet. Yani buradan bir tane olsun. ama böyle olmak da güzel. Yani zaten şöyle olmalı. Hani sizin yüzünüze baktığımda ya da doğru yapılmış bir yüze baktığınızda şunu hissetmelisiniz. Hani hoş görünüyor ama yaşını tahmin ettirmemelisiniz. Eğer ki çok fazla, çok böyle anormal estetikler yaptırırsanız herkes sizin yaşınızın üzerinde konuşmaya başlayacaktır. Lifting nedir? Lifting germedir. Ya ameliyat. Ameliyattır tabii. Aletlerin yaptığı lifting? Aletlerin yaptığı lifting de burada cildin sıkılaşmasını ve toparlanmasını sağlayan sistemler. Şimdi şöyle düşünün. Cildimiz bizim en büyük organımız ve bu organın ciddi anlamda en büyük organ ve tek görevi koruma ve savunma. Başka bir görevi yok. Evet. Yani kalbimiz mesela pompa yapıyor ve kanı pompalıyor. Deri de ancak cildin bütünlüğünü sağlamakla yükümlü. Dolayısıyla organın küçük hasarlar alması, yani lazer tedavileriyle ya da iğne tedavileriyle küçük hasarlar alması o bölgedeki cildin yeniden canlanmasını sağlıyor. Ve tekrar yeni kolajen üretimini sağlıyor ve cilt gençleşiyor. Ama şöyle bir şey yok yani cildimize bir şey yaptık ve ondan sonra tamamen iyileştik, geçti. Yok. Öyle bir şey yok. Bu süreç devamlı. Bize hastaların sorduğu sorulardan biri de odur. İşte bu ne kadar idare edecek beni? Tabii. İdare etmeyecek. Siz ben bütün yapacak? Tedavileri yapıyorum. Ben kapıdan çıktığınızda siz yaşlanma devam ediyor. Ha bir de gelip yaptıracaklar mı yani? Ya, tabii ki devamlılığı var sonuç itibariyle. Hani cerrahi lifting de yaptırsanız sonuç itibariyle eğer ki kendinize bakmayı bıraktığınız anda yaşlanmanız da devam ediyor. Bir şey söyleyeyim mi? Spor da öyle, zayıflamak da öyle. Yani zayıfladım, hadi böyle kalayım. Yok öyle bir şey. Devamlı üstüne bakmak lazım. Spor da aynı. Hele spor. Bıraktığınız zaman daha fena. Spor yapanlar şimdi şöyle. Tabii siz de çok iyi bir örneksiniz ve insanlar sizi çok izliyor. 35-45 yaş arasında bir grup hastamız oluşmaya başladı bizim. Bunlar çok zayıf, çok ince hastalar ve sporla da daha ince kalmayı planlıyorlar. Bu arada yüzlerinde ciddi anlamda deformasyonlar başladı. Ve sporu bıraktığınız anda Allah korusun kronik bir hastalığınız oldu. 15 gün yattınız bir yerde. Vücut aynı sönmüş balon gibi iniyor. Yani sporun da devamlılığı önemli. Yüzde bakımın da devamlılığı önemli. Doğru. Peki. Orada iki tane vakamız var. Güzel hemşiremiz var. Bir gidelim bakalım ne yapıyorlar orada. Peki. Bir kırışıklıkla ilgili dokunacaksınız galiba. Bir de selülitle ilgili. Merhaba. Evet, merhabalar. Nereye bakalım önce Mustafa Bey? Şimdi kırışıklıkla ilgili bakalım isterseniz. Tamam. Kaç yaşındayız? 40'ın üstü. Aa, o ne demek 40'ın üstü? Çat diye söyle kaçsa. 50'nin üstü. 40'ın üstü 52'ymiş. Alkış, bravo maşallah. Şunu ben size vereyim.
Şimdi hastamızın en belirgin özelliği ne? Bir kere yüzünde göz altı ve göz çevresi ciddi anlamda deforme olmuş. Ve bence kuru cildi. Kuru mu kurumuş kuru, mu? Kuru. Nemlendirici sürüyor musunuz? Sürüyorum. Her gün. Her gün, sabah ve akşam. Tamam. Ama artık belli bir süreden sonra Gülben Hanım, hasta şunu söylüyor, cildim nemi almıyor. Oo. Ya nemlenmiyor diyor cildim. Çünkü cildin altında cildi çalıştıracak, kolajeni elastini tekrar yapımını sağlayacak hiçbir uyarı yok. Onun için önemli olan, söylediğim gibi, cildin bütünlüğü önemli. Yaylı yatak gibi düşünün. O bir aradaki yaylar bir kere harekete gevşiyor. Harekete geçmesi lazım. Aradaki yaylar gevşiyor, cildimiz sarkıyor. Bizim çıt çıt mı bu? Bu çıt çıt. Ben her alete bir isim takıyorum Mustafa'nın orada. Bu çıt çıt, tamam. Bunun güzelliği şu, cildin altında çok fazla, yüzeyinde travma yaratmadan cild tekrar kolajen... Bir de 5 dakikada oluyor. 5 dakikada oluyor, evet. Bir görelim bakalım. Hadi çıt yapalım çıtı. Bir. Size bu işlem yapılırken biz diğer tarafa bakalım, sonra buraya geleceğiz. Hı-hı. Merhabalar. Merhabalar. Evet. Bu bizim frekans mı? Ay ben bunların hepsini tanıyorum. sıcak veren. Sıcak veren. Selülitle ilgili. Bunun üstünde ultrason ve radyo frekans var aynı zamanda. Hı-hı. Selülit mi sorunumuz? Evet. Bakalım mı bir? Tabii bakalım. Ya çok da değil, bir şey yok. Şu anda yok, gözükmüyor. Yani. Şimdi yatarken şöyle kimsenin yapınca gözükmez. Değil mi doktor bey? Evet. Ama ne bu canım? Ah, bizimkilerin yanında. Şimdi yok aslında canım. Grade 2 ya da 3 gibi düşünülen, ikinci ya da üçüncü aşamada bir selülit probleminiz var. Şimdi selülit aslında kozmetik bir problem olarak algılanıyor ama değil aslında. Tabii. Gerçekten buradaki dolaşımda bir bozulma var. Bu dolaşımdaki bozulmayı gidermenin en büyük ilacı sizdedir. Ne mesela? Bol yürüyeceksiniz. Günde 45-50 dakika düzenli yürüyeceksiniz. Günde 2,5 litre su içeceksiniz. İşte içmiyorsunuz ama... Yok. Değil mi? Öyle bir şey yok değil mi? Öyle bir şey yok. İçmiyorum. Ama o zaman siz bizden hiçbir şey beklememeniz gerekiyor. Hayır, yani zorla içiyorum. Vücut istemiyor suyu. Yani ben ay, içmeye çalışıyorum. Benim annem de böyle söylüyor. Zorla içiyorum. Gluk yapıyorum. Buradan gitmiyor. İçeceksin anne, içeceksin. İçecek, evet. Sulayacaksınız vücudunuzu. Vücudum... Mecburuz su içmeye. Evet. Dolaşımı hızlandırmak zorundayız. Burada başka sıvılar bakın, geçmiyor değil mi onun başka yerine? Sıvılar hiç geçmiyor. Geçmiyor. Başka sıvılar o suyu da öldürüyor. Suyu o öldürüyor. Kadar kafa karıştırıyor. Çok... Bakın doktorumuz ne diyor? Ben ne yaparsam yapayım. Aynen. Su içmezseniz benim yaptığım boşa. Bakın aynen. Ne kadar önemli aynen. Bir bilgi bu. Yani burada her zaman söylüyoruz. İşte hasta geliyor dudaküstü çizgilerinden şikayetçi. Sigara içiyor musunuz diyorum. Evet diyor. Tamam dudaküstü çizginizi ben yapayım. Okey. Ama sigara içerseniz yine olacak diyorum. Gözüme bakıyor. Olmaz. Bırakacak o zaman. Ya da ondan vazgeçecek. Yani hem güzel olayım hem de su içmeyeyim ya da işte kötü alışkanlıklara devam edeyim ve genç kalayım diye bir şey yok. İnanın ki... Ama bir şey söyleyeceğim. Çok ağır durumda değil değil mi Selülit? Yok. Açar açmaz görmediğiniz için bir şey derecede dediniz. Ne dediniz? Ama ayakta daha çok belli. Ayakta daha belli olur. Evet. Şeye, yani yer çekimine bağlı yatarım. Olarak. Ama belli cilt olmuyor. Kalitesi hastanın zaten güzel. Kötü bir cilt değil. Hmm. Östrojeni çok olan bir cilt değil. Ha, benim öyle değil mi? Sizin biraz öyle. Evet. Östrojen evet. Ne kadar çoksa bir kadında. Şimdi bunu hani hani kompliman olarak söylemiyorum. Biliyorum, biliyorum. Ama östrojen ne kadar çoksa yüzü o kadar feminen ve hoş olur. Hmm. Ama maalesef ki selülitlenmeye de müsait olur. Doğru, doğru. Yani benim başımı yıllardır derdi. Bana şimdi soruyorlar bu vesileyle siz varken söyleyeyim. Hı-hı. Bu kadar 12 kilo verdim. Eskiye nazaran spor yapıyorum. Tamamen yok olmadı. Azaldı. Azalmıştır. Azaldı. Azaldı. Ama tamamen yok oldu mu? Hayır. Yok. O çünkü sizin hormonlarınızla ilgili. Yani tabii. Bu ayrıca geçirdiğin sağlık. Bunu da kafama takamayacağım yani. Hemşire hanımın çıt çıtına bakalım sonra hemşire hanım yapacak değil mi? Tabii tabii. Şey peki. Acı var mı acı? Hayır hiçbir şey yok. Oh keyfim de yerinde diyorsun. Çok şükür sayenizde. Estağfurullah. Bu gözlük niye takılıyor Mustafa Bey? Bu gözlük hastanın rahatsız olmaması için ışıklar. Lazer ışınlar rahatsız olmaması için. Hastayı korumak için ama göz çevresinde çalışılabilen bir lazer. Onun için ayrı bir modülü var. Göz modülünü takıyoruz gözlük olarak. Ve göz çevresinde çalışılabiliyor. Şimdi burada teknolojiyi göstermenin şurada çok bir anlamı yok aslında. Neyin anlamı var? Şu anda benim için şu önemli. Hastada bir acı olmadığını görüyorlar. Evet. Ne kadar kısa sürede bitti. Kısa sürede bitti. İğneli bir şey değil. Yani bir şey enjekte edilmiyor yüze. Artı şu var. Lütfen bir şey enjekte ettirirken, bir şey yaptırırken, burada anlatırken... Çünkü inanın ki biz böyle
canlı yayında anlattıktan sonra o kadar problemli hastalar geliyor ki. Ya eminim, eminim. Lütfen tekrar tekrar söylüyorum. Bu aletleri unutun, her şeyi unutun. Ama şey unutmayacağınız şey, bir doktorunuza gittiğinizde muhakkak size ne yapıldığını açın, okuyun. Bunların onayı var mı? Bunlar nereden onay almışlar? Bir de tıp doktoru mu? Tıp doktoru mu yapan? Tabii ki o ilk başta olması gereken şey. İlk başta olması gereken. Ama değil ise de size yapılan şeyin ne olduğunu okuyup anlamanız gerekiyor. Mustafa Bey, ben yani beni yıllardır tanıyorsunuz. Kasapsa kasaba gidiyorum. Marketten tabii deterjanımı, temizlik malzemelerimi alıyorum. Manavıma, sadece manava gidiyorum. Aynen. Kuaföre gidip saçımı yaptırıyorum, manikür pedikür yaptırıyorum. Güzellik salonu değil, doktorun yerine gidip, tıbbi bir müdahaledir. Botoksta, dolguda, bu zayıflama aletleri de. Hepsi. Mesela bunu kasa yanlış tutsa ve ya, hemşire olmasa. Yani hepsi. Yanlış yerde dolaştırsa. Yanlış yerde dolaştırsa ciddi anlamda problemler yaşar. Ondülasyon yaşayabilir, dalgalanma yaşayabilir. Ya. Onun dışında bundan sonra yapması gerekenler var hastanın. Yani hastanın profesyonel bir vücut analiziyle takip de edilmesi lazım. Çok doğru. Hani, peki. Gibi. Lafınızı kesin, yok, kusura bakmayın. Yok, yok. İzmir'den Esra Hanım arıyor bizi. Buyurun Esra Hanım. İyi günler diliyorum. İyi günler diliyorum. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Mustafa Karataş'a sorunuzu alalım hemen. Buyurun efendim. Tabii. Benim cildim çok hassas. Kırmızı, evet, beneklerim var. Bir de alerjik bir cildim var. Yalnız bir de burun kenarında kılcal çatlamaları var çok fazla. Annemde de aynı şey var. Aha. Sanırım genetik biraz da. Daha çok onun genetik olan. Tedavisi. 32 yaşındayım bu arada. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bahsettiğiniz sorun telenjektazi ya da rozasea denilen kılcal damarların biraz yüzeyde olması dan kaynaklanan bir sorun. Bunun tabii ki lazerle tedavisi var ama unutmayın ki bu sizin genetik yatkınlığınız. Biz lazerle tedavi etsek de yaklaşık bir yıl sonra, en geç bir yıl sonra aynı yerler olmasa bile farklı yerlerde tekrar bu telenjektaziler çıkıyor. Çünkü ama yok edilebiliyor. Yok edilebiliyor. Evet. Yani şunun için soruyorum bunu. Eğer bütçesini ayırıp bunu yapacaksa, düğünün nişanı varsa, özel bir durum varsa, bir süreliğine de bir olsa. Bir süreliğine olsa da bir de söylediğim gibi, bahsettiğim gibi yapılan özellikle burun kanatlarında ve yanak üstlerde çok fazla olur. Onlar azalıyor. Bir buçuk sene sonra tekrar yerine gelebilir. Yani tamamen bunu geçiririz, biteriz değil. Çünkü sizin bu genetik yatkınlığınız, telenjektazileriniz var. Telenjektazi. Bak doktor olunca böyle işte. Başka bir sorunuz var mı? Bir de kırmızı benekler için, alerjik ciltler için. Ben bunu hani gittim doktora yalnız ama kremler verdi. Sürekli düzenli bir şekilde kullandım. Geçici ama bunlar sürekli. Hı hı. Dermatolog mu gördü sizi? Evet, dermatolog gördü beni. Onlar ama sinirsel de oluyor, çok değil mi tabii? Yani yüzüm. Şimdi yok, cildin hassaslığı tamamen bir şans yani. Hmm. Bu bir hani göz renginiz gibi kişisel bir özelliğiniz sizin. Ona uygun yaşamak zorundasınız. Yani kortizonlu kremler dedim, steroidli kremler bir müddet yatıştırıyor ama tekrar geliyor. Yine iyi bir güneş koruma ve cildi her zaman nemli tutma bu telenjektazilerinizi azaltıyor. Yani bu kırmızılığınızı, alerjik durumunuzu. Çünkü burada nem azaldıkça mesela annemde de var diyorsun. Dikkat edin, annenizin artık daha agreve olmuştur. Yani daha fazlalaşmıştır. Onun için sürekli nemli tutmanız gerekiyor. Peki Esra Hanım, sevgiler size ve İzmir'e. Şimdi Meral Hanım gelecek gıda tedavisiyle ilgili. Buyurun Meral Hanım. Sizi yerinize alabilirim. Teşekkür ederim. Böyle alayım sizi. Geçen sefer Mustafa Bey'i ağırladığımızda sizi konuk etmişiz burada. Evet. Ve ne yaptınız Mustafa Şimdi Bey? Şimdi aslında şöyle, çok tatlı bir hanımefendi. Burada 10 dakikalık bir seans uygulayabildik ancak görüldü. Ama devam etmesi gerekiyordu. Çıt mı, başka bir şey Hayır, mi? Hayır, V-shape deniyor. Ultrason artı radyo frekansın birlikte kullanıldığı bir sistem. Şu bölgeyi ve yanakları biraz eritmek için kullanılan bir sistem. Hastamız geldi. Düzenli gelmeye de başladı. Ve yaklaşık 6-8 seans kadar. Aa, tabii, süper. Tabii. Eski hali var mı? Geldiğindeki görüntüsü. Rica ediyorum onu. Bakayım. Tamamen gitti. Mustafa Bey, burası da çok güzel toparlanmış. Güzel ya. Toparlandı, evet. Çok güzel toparlandı. Ve hani herhangi bir iğneli hiçbir şey yapmadık.
şuradaki iğneli hiçbir şey yapmadınız. Hiçbir şey yapmadık. Halbuki aslında birazcık yani burada sizin şöyle bir sizin programınıza böyle hani öncesi sonrası yok aslında. Evet, biz hastamızı sadece tedavi ettik ve tekrar görmek istedik. Ama ben özellikle istedim çünkü şu anda da yüzünde çok makyaj yok. Geldiğindeki çizgileri çok net çok ve net. Burası çok bariz. Şimdi aslında hani bana bıraksa hasta kendini. Şimdi hemen birazcık 1-1,5 santim şu çeneyi çıkartırım. Şuraları marionet, bunlar kukla çizgileridir. Bu çizgileri doldururuz. Bunları da doldurduk mu yüz? Peki hemen burada hastaya sormak istiyorum. Bana bıraksa kendini dedi Mustafa Bey. Siz yönlendiren ve az seven bir hasta mısınız? Sadece şikayetleriniz bundan mıydı? İşte bu çizgilerden de vardı ama yüzüm toparlandı yani. Yüzüm çok büyük. Bu toparlanmadan memnun o. Yeterli şimdi. Tabii ki. Ama mesela hastamız devam edecek. Neye devam edecek? Yaşlanmaya devam edecek. O zaman ne yapacağız? Seneye hani bununla birlikte birazcık da çenenin ucuna estetik bir müdahaleyle hafif bir hiyaluronik asit koyduğumuzda yüzü estetik çok daha... müdahale dediniz, ameliyattan bahsetmiyorsunuz. Hayır, hayır. Siz ameliyat yapmıyorsunuz. Yok, hayır. Buradan hafif bir kanülle girip şuraya bir hiyaluronik asit verdiğimizde hem bu çizgileri de azalacak. Bir de gülümseyin mesela, daha büyük dişlerinizi göreyim. Bakın çenenin bu yerde olması lazım aslında. Kapatın. Gördünüz mü? İçe az dönüyor. Önce bahsettiğiniz simetri bu değil mi? Simetri. Hani yüz simetrisinden bahsederken. Tabii, tabii. Bu minik bahsettiğiniz rütuşlar. Minik rütuşlar. Hastanın böylelikle şurada 1/3 olması lazım. Yüzü 3'e böldüğümüz. Çenede bir miniklik ama var şimdi, anladım. Ama bu miniklik var şimdi. Gördünüz mü burada? Peki doktor bey, buraya hanımefendinin burasına dolgu, doğru söylüyorum değil mi? Buraya dolgu. Dolgu yapıldığı zaman. Evet. Şöyle mi olacak yüzü? Evet. Aynen öyle olacak. Ay yıkılsın. Yapılsın. Güzel bir şey yani. Valla. Tabii yani şuraya ve şuraya hafif dolgu yerleştirdiğimizde peki, şimdi böyle kalkacak. Peki bazen dolgu yapılmış yüzde dehşet verici bir şişlik oluyor. Mesela bunda olmuyor. Mesela hanımefendi dedi, sordum ya size. Böyle mi dedim, evet dediniz. Evet. Şimdi o biraz da hani böyle abartılması artık işin. Yani işin şeyi çıkıyor, olmuyor. Yani artık güzellik... Onu da ekleyeyim, bunu da ekleyeyim. Hani onu da yapayım, bunu da buradan gerdireyim. Burama da dolgu yapayım. Biraz dudağıma da dolgu yapayım. İşte bir de botoksa gittik mi... Gitti. Bitti. Yani. Peki Meral Hanım, siz 6-8 seans gitmişsiniz. Evet. Mustafa Bey'in, doktor evet. Mustafa Bey'in kontrolünde bunu yapmışsınız. Minicik bir rötuş. Sizin ailenizde, etrafınızda, arkadaşlarınızda fark edildi mi bu? Evet, herkes söylüyor. Ne diyorlar? Çok güzel oldu diyor. Gıdığın tamamen gitti. Burada, buralarım da gitti. Topaklar bir şey söyleyeyim mi? Tamamen gitmemiş. Gitmemiş. Ama güzel oldu. Çok güzel azalmış. Evet, evet. Olması gerektiği kadar. Yani böyle bilmem bile böyle burada bir... Olamaz. Burası 20 yaşında, burası 50 yaşında durmuyor. Ama çok güzel törpülenmiş. İki resim yan yana geldiği zaman çok güzel. Ay çok da güzel gözleri vermiş. Peki teşekkür, teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey, ellerinize sağlık. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ve geliyoruz böyle. Şimdi, ay ben bu aletle beraber yaşıyordum bir ara ya Rabbim. Şimdi bu alet, bunu niye çok seviyoruz? Bir ultrason veriyor. Verdiği ultrason ne yapıyor? Oradaki yağ hücrelerini azaltıyor. Ben bayağı bunu ezbere anlatabilirim. Siz Gülben mi? Karataş. Evet. Vücuda bir sıcaklık veriliyor. Bir sıcaklık veriliyor. O sıcaklık o bölgedeki yağları kırmıyor. Yağları, yağ kırılmaz, atılmaz vücuttan, bunu unutmayın. Yağın sadece dolaşıma katılmasını hızlandırıyor. Ama sonrasında hastaya ne diyoruz? 3 gün yağ yemeyeceksiniz. Evet. 3 gün hiç yağ yemeyeceksiniz. Çok su içeceksiniz. Bol su içeceksiniz. Eğer bunları yaparsanız ve yürüyüşünüzü yaparsanız elbette ki bu sistemden ciddi anlamda fayda görürsünüz. Mustafa Bey, bu toparlama da yapıyor. Evet, toparlama da yapıyor. Değil mi? İşte söylediğim gibi cildin altına verdiği radyo dalgaları o da ısıyı arttırıyor. Bu sefer cilt ne diyor? Aa ben herhalde yaralandım diyor. Onarım mekanizmalarımı çalıştırayım diyor. Ve onarım mekanizmalarını çalıştırıyor. Bir tane de pata 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 vardı. Bir o vardı, bir bu vardı. Şimdi bu kaldı. Peki Konya'dan telefonumuz. Şerife Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler Gülben Hanım. Nasılsınız? İyi günler diliyorum Konya'ya. Sanıyorum 19 ya da 20 Nisan'da geleceğiz. Çocuklar Gülsün diye derneğimizin 20. anaokulunu açacağız. 23 Nisan'ı önceden orada kutlayacağız bu vesileyle. Bunu da söylemiş olayım. Mustafa Karataş sizinle. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Sağ olun Gülben Hanım. Buyurun, bekliyoruz. İnşallah gelmeye çalışacağım. İnşallah. Sizi de çok seviyorum bu arada. Onu sağ da söylemek sağ istiyorum. Benim hocamıza bir sorum var. Benim cildim aşırı kuru. Çok aşırı derecede kuru. Yaşım bu arada 33.
çok aşırı su içiyorum. Yani hı-hı, su içmemden bir şikayetim yok. Yani severek içiyorum, isteyerek içiyorum. Hı-hı. Ama cildim çok kuru. Böyle yani ben de hani devamlı nemlendirici kullanan bir insan değilim. Yani biraz bu konuda ihmalkarım açıkçası. Yani 1-2 yıldır böyle göz kenarlarındaki çizgilerimin bayağı bir arttığını fark ettim. Yani hı-hı, üzülüyorum. Aynaya bazen bakmak istemiyorum. Yani hani bir de benim bu bacak aralarım diyeyim size artık bayağı bir böyle etim cırık cırık Gülben Hanım. Hani böyle bir hani iç bacaklarda mı sorun var? İç evet bacaklar. İç bacaklarda. Böyle sık sık kilo alıp veren bir insan da değilim. Devamlı sabit bir kiloda kalabilen bir insanım. Hı hı. Hani hamileyim şu anda. Hani hamileliğimde bile fazla kilo alan bir insan değilim. Yani ay bu hamilenin dertlerine bak sen Mustafa Karataş. İnsan hamileyken dertli olur mu canım? Cildinizin kuruluğuna meydana çıktı şimdi. Bence hani çok güzel bir şey yaşıyorsunuz. Bir kere evet, anneliğe hazırlanıyorsunuz. Onun keyfini ve tadını çıkartın. Fakat şunu unutmayın ki cildiniz yapı olarak çok kuru. Su da içiyorum diyor. Su da içiyor ama yapısı kuru. Tabii o yani zaman nemlendiricisini sürmek zorunda. Sürekli nemlendirecek. Sürekli nemlendirecek. Sabah akşam değil. Sabah akşam değil. İhtiyaç duyduğu her an nemlendirecek cildini. Böyle cilt tipi olan hastalar var. Ciddi anlamda ince çizgileri çok çabuk artıyor. Özellikle göz kenarında. Ve şimdi hele ki hamilelikte karnınız iyice genişleyecek. Çatlamamaya özen gösterin. Bol bol yağlanın ve nemlendirin cildinizi. Aynı şekilde yüzünüzü de. Yani bunun çaresi nemlendiricinizi çantanızdan eksik etmeyeceksiniz. Kayısı ya, badem ya. Gerçi cilde ağır gelir mi yüzüne, vücuduna? Yüze ağır gelir. Yüze ağır gelir. Yüzde yağ bazlı şeyler değil de daha çok nem bazlı kremler kullanabilir ama vücudu için yağlar çok faydalı. Beslenmede içeriden besleyen, içeriden nemlendiren şeyler... Yok. Gerçekten? Yok. Öyle bir şey yok. Yani hani bunları yiyelim. Bir brokoli bir şey bekliyordum, gelmedi. Gelmedi, yok. Peki. Çünkü olmuyor. Yani o nem başka bir şey. Peki. Sağlıklı ve güzel bir hamilelik diliyorum size. Kurursa kurusun cildiniz, dünyanın en güzel çocuğu sizin çocuğunuz olacak. Anne olacaksınız. Onların hepsi geçecek. Bacağın içindeki lüplüpler hepsi düzeliyor. Hepsi geçer. Doktorumuz da böyle düşündüğü için çok rahat konuşuyorum yanınıza, tanıdığım için sizi. Aynen. Sevgiler yolluyoruz. Şimdi 21 Mart Dünya Down Sendromlu Çocukların Günü. Onlarla ilgili bir minicik sürprizimiz var. Fulya Hanım yanıma gelecek. Buyurun Fulya Hanım. Şöyle geçelim. Ya da siz burada kontrol edin. Ben iki dakika konuşayım geleyim. Hoş geldiniz. Vücuttaki hücrelerin 46 değil de 47 kromozom olması. Bilinen adıyla Down sendromu. Bu bir hastalık değil. Engel hiç değil. Sadece genetik bir farklılık. Hangi anne adayı rahmine düşen bebeğinin genetik farklılığından dolayı dünyaya getirmekten vazgeçebilir ki? O halde bizler de toplum olarak ayrıştırmadan, acıyarak değil, bilinçlenerek bakmalıyız mevzuya. Bu amaçla Down Sendromu Derneği, Down Sendromlu kardeşlerimiz, evlatlarımız için bizi havaya uçurun diyerek çıktı yola. Amaç, Down sendromuna dikkat çekerek toplum bilincini yükseltmek, Down sendromlu çocuklara ve ailelerine hayat boyu ihtiyaç duydukları eğitim ve sağlık hizmetlerini verebilmektir. 23 Mart'ta binlerce balon Down sendromlu çocuklarımız için havalanacak gökyüzüne. Umut olmak ve bu farkındalığa destek vermek için 23 Mart'ta saat 13.15'te balonlarınızı Kabataş'tan kalkacak şehir hatları vapurundan gökyüzüne bırakmaya davetlisiniz. Unutmayın, gökyüzüne bırakılan her balon Down sendromlu çocuklarımıza açılan bir umut kapısı olacak. Kabataş iskelesinde buluşulacak, balonlar gökyüzüne bırakılacak. Ben afişi elime aldığımda hemen bana dediniz ki benim kızım. Evet. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Bu dernekte neler yapıyorsunuz? Önce onu sorayım, sonra etkinliği soracağım. Tamam. Dernekte neler yapıyoruz? Dernekte aileleri bilgilendiriyoruz. Yeni bebeği olan ailelere destek veriyoruz. Uzmanları eğitiyoruz, harika, bilgilendiriyoruz. Ve farkındalık etkinlikleri düzenliyoruz. Ama bunların yanı sıra kaynak kitaplar çıkarıyoruz.
eğitime katkımız olsun diye, eğitimlerine katkımız olsun diye. Çok yeni bir klinik açtık, Down sendromu kliniği. Artık onların sağlık hizmetleri daha en ellerde olacak. Çocuklar müthiş ilerleme gösteriyorlar değil mi? Evet. Doğru bilgilendirmeyle, doğru ilgiyle. Aynen öyle. Yani çok küçük yaşlarda eğitime başlanıldığı zaman çok iyi yerlere geliyorlar. Biz 15 günlüktü eğitime başladığımızda Kayra için. Şanslı. Şu an 7 yaşında, ana sınıfında, normal bir okulda. Sene inşallah ilkokul olacak. Tabii ki yaşlarından daha yavaş gelişiyor. Mutlaka. Onlar da, onlar gibi değil ama onlardan çok farklı da değil. Her konuda çok iyi eğitim alıyor. Çok iyi bir çocuk. Çok gurur duyuyorum eminim, ondan. Eminim. Ve bizim bütün ailelerimiz de öyle. Ama bir takım isteklerimiz var. Okulların önümüzde engel olmamasını istiyoruz. Hı hı. Çünkü bizim okullarımız çocuklarımızı kabul etmiyor. Kaynaştırmada diğer çocuklarla bir arada okusunlar istiyoruz ama maalesef şu an mesela ben kızıma okul arıyorum. Şu anda okuduğu anaokulu ilkokulda devam etmesini istemiyor. Ne kadar kırıcı bir durum. Çok kırıcı. Için. Biz ilgilenemeyiz diyorlar ya da işte bir sürü bahane var aslında ama hiçbir halbuki gerçekçi değil. Halbuki yaşamın bir gerçeği. Mesela benim çocuklarımın okulunda özel olarak buna yer var. Yani bu beni çok mutlu ediyor. Çocuklarımı da çok bilgilendireceğini ve hayatın gerçeğiyle karşılaştıracağını düşünüyorum. Var böyle öğrencilerimiz ve arkadaşlarımız. Onların da arkadaşları var. Son derece de güzel. Yani okulu bu yüzden ayrıcalıklı buluyorum. Ya aslında şöyle, normal çocuklar müthiş şeyler öğreniyorlar bizim çocuklarımızdan. Elbette. Bizim çocuklarımız da onlardan öğreniyorlar. Elbette. Yaşam da bu zaten. Evet, ağaç yaşken eğilir. Evet. Aslında küçük yaşta bir arada okumaya başlarlarsa büyüdüğümüzde hiçbir farklılıktan söz edip birbirimizle dövüşmemize diyeceğim gerek kalmayacak. Peki 23 Mart'ta saat 1'i çeyrek geçe Kabataş İskelesi'nden duyarlı olan herkes eğer gökyüzüne bir balon bırakırsa Down sendromlu çocuklarla ilgili bir farkındalık yaratmış olacağız. Bu da bizim insanlık vazifemiz zaten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür bana konuk ederim. Olduğunuz için. Kızınızı kucaklıyorum, öpüyorum. Bizim çocuklarımız sizin çocuklarınızdan daha eksik. Gurur duyuyoruz sizinle. Teşekkürler. Ayaklarınıza sağ sağlık. Vaktinize sağlık. Bu farkındalığa destek vermek için 23 Mart'ta saat 13.15'te balonlarınızı Kabataş'tan kalkacak şehir hatları vapurundan gökyüzüne bırakmaya davetlisiniz. Unutmayın, gökyüzüne bırakılan her balon Down sendromlu çocuklarımıza açılan bir umut kapısı olacak. Vücuttaki hücrelerin 46 değil de 47 kromozom olması, bilinen adıyla Down sendromu. Bu bir hastalık değil, engel hiç değil. Sadece genetik bir farklılık. Hangi anne adayı rahmine düşen bebeğinin genetik farklılığından dolayı dünyaya getirmekten vazgeçebilir ki? O halde bizler de toplum olarak ayrıştırmadan, acıyarak değil, bilinçlenerek bakmalıyız mevzuya. Bu amaçla Down Sendromu Derneği, Down Sendromlu kardeşlerimiz, evlatlarımız için bizi havaya uçurun diyerek çıktı yola. Amaç, Down Sendromuna dikkat çekerek toplum bilincini yükseltmek, Down Sendromlu çocuklara ve ailelerine hayat boyu ihtiyaç duydukları eğitim ve sağlık hizmetlerini verebilmektir. 23 Mart'ta binlerce balon Down Sendromlu çocuklarımız için havalanacak gökyüzüne. Umut olmak ve bu farkındalığa destek vermek için 23 Mart'ta saat 13.15'te balonlarınızı Kabataş'tan kalkacak şehir hatları vapurundan gökyüzüne bırakmaya davetlisiniz. Bu, işin görünen yüzü. Bunlar da görünmeyenler. Bu yolsuzluklara daha ne kadar dayanacaksınız? Şimdi yolsuzlukla dürüstlük arasında seçim yapma zamanı. Karar sizin, seçim sizin. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birleştirici gücü. 4,5 inç geniş ekran. Yani her anı eğlenceye dönüştürme teknolojisi. Yüz tanıma özelliği ve ön kamerayla video chat. Yani tatlı mı tatlı küçük kızını kıkır kıkır güldürme teknolojisi.
çift çekirdekli 1.3 GHz işlemci. Yani her yeri stadyuma dönüştürme teknolojisi. Hayatın her anını güzelleştirme teknolojisiyle Avea InTouch 3 karşınızda. Her ihtiyacınıza cevap verecek kadar akıllı Avea InTouch 3 avantajlı fiyatlarla Avea bayilerinde. Şahin Altın Kesim anında yanında. Şahin Altın Kesim acıktığında. Şahin Altın Kesim. Şahin Altın Kesim. Ben gelecekten geliyorum. Sinemalarda. Anne sütü mucizedir. Antibiyotik kullanımı gerektiren hastalıkları azaltır, bebeğinizi korur. Bebeğinizin bağışıklığını güçlendirmek için temel besin 2 yaşına kadar anne sütüdür. 6. aydan sonra anne sütü alımı azaldığında ise Aptamil prebiyotik lif karışımı bebeğinizin bağışıklığını desteklemenize yardımcı olur. Aptamil ile korumaya devam. İlk adımınızda sıcak bir gülümsemeyle başlar yenilenme hikayemiz. Biz her ayrıntıyı düşündük. Size sevdiklerinizle yenilenmenin ve tazelenmenin keyfini çıkarmak kalıyor. NG Afyon. Gelin, yenilenin, tazelenin. Bir profesör olarak derslerde konsantrasyonumu hiçbir şeyin bozmasını istemem. Ama gün içerisinde yapacağım yanlış bir hareket bütün dikkatimi dağıtabilir. Bu yüzden yeni Panahit ısı bandını kullanıyorum. Panahit ilaç içermiyor. 8 saate varan ısı etkisiyle cildimi rahatsız etmeden kas problemlerimde rahatlama sağlıyor. Böylece tüm dikkatimi öğrencilerime verebiliyorum. Yeni Panahit ısı bandı. 8 saate varan ısı etkisiyle. Çok uzak diyarlarda bir ülke varmış. Burada çimenler çikolatalı çikolatalı çıkarmış. Günlerden bir gün Memu'nun yolu buraya düşmüş. Memu çikolatalı çimenleri bir sevmiş, bir sevmiş, hapur hapur yemiş. Ve sütü gerçek çikolatalı süt olmuş. Sekten gerçek çikolatalı süt. Muzlusu ve çileklisi de var. Tazelen Sek. Benim kızım çok güzel şarkı söyler. Hadi kızım, söylesene teyzelere. Of ya. Çilekle çok kolay. Çilekle çok kolay. Özgürce eğlenebilecekleri rengarenk odalar şimdi Çilek'te. Çilekle çok kolay. Kipa'da bahar temizliği indirimi başladı. 6+1 kiloluk Persilmatik Expert çeşitleri 17 lira 50 kuruş. Sunny Dick elektrik süpürgesi ise sadece 59 lira 90 kuruş. Bu fırsatı kaçırmayın. Sağlıklı diş etine sahip olmak istiyorsanız şunu bilmeniz gerekir. Sağlıksız diş eti ile sağlıklı diş eti arasındaki fark işte budur. Paradontax diş macunu %70 özel içeriğiyle diş eti bakımınız için geliştirilmiştir ve günlük kullanıma uygundur. Unutmayın, diş eti bakımınıza dikkat etmemenin sonuçları açıktır. Bununla bunun arasındaki fark gibi. Paradontax, sağlıklı diş eti için diş hekimlerinin bir numaralı önerisi. Yeni Olipsik ses. Kendisi küçük, etkisi büyük. Hastanızın bakımı için yaptığınız her seçim önemli. Yenilenen CanPet üstün sızdırmazlık teknolojisiyle kokuyu da sıvıyı da hapseder, sızdırmaz. Nefes alabilen teksilyan yüzeyleri sayesinde hastanıza maksimum konfor sağlar. Türkiye'nin en çok tercih edilen hasta bezi CanPet ile hastanıza candan bakım. Lütfen beklemeye devam edin. Lütfen beklemeye devam edin. Baydı mı? Geç dalganı. İyi günler, ben Merve. Nasıl yardımcı olabilirim? Lütfen biraz da siz beklemeye devam ediniz. Beni bekle, beni bekle. Sıra sende. Beni bekle. Hadi bekle. Hayat biraz dalga istiyor. Ruffles, dalgası tırtığında. İhtiyaç anında Odea Bank'ta nakit hazır. %0.99 faizle günde 4 liradan başlayan taksitlerle evraksız, belgesiz ihtiyaç kredisi. Nakit boşluk, TC kimlik numaranızı yazın, 8444'e yollayın, ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Odea Bank'tan nakit hazır. Müzik.
Misafirperverlik nedir? Masanın tam ortasına taze çiçeklerle dolu bir vazo koymaktır. Evin büyüğü buyurun demeden oturulmamasıdır. Kahve alır mısınız değil, kahvenizi nasıl alırsınız diye sormaktır. Apartman çıkışına kadar misafiri geçirmektir. Mutfakta bütün hünerlerini göstermektir. Hanımlar sohbet ederken iki el tavla atmaktır. Gelir gelmez şeker kolonya tutmaktır. Otururken sırtına yastık koymaktır. Büyüklerin elini öpmek demek ister. En iyi yemeği eşimle ben yaparım diyorsanız, en iyi misafiri biz ağırlarız diyorsanız hemen başvurun. Büyük ödül göz kamaştıran bir otomobil. Misafir olmana çok yakında Show TV'de başlıyor. Türkcell'in hem en yaygın hem iki kat hızlı interneti sayesinde internette adeta uçarsınız. Böylece kopmadan, yavaşlamadan video izler, müzik dinler, bilgiye rahatlıkla ve hızla ulaşırsınız. Unutmayın, hem en yaygın hem iki kat hızlı internet Turkcell'de. Daha fazla eğlence. Daha fazla lezzet. Daha fazla heyecan. 25. yılımızda daha fazla cips, Doritos, Lay's ve Ruffles paketleri şimdi aynı fiyata %25 daha fazla. Hayat cips de iyi gider. Siz de cepten yazıp 22-22'ye gönderin, size uygun internet paketini öğrenin. 7 liradan başlayan fiyatlarla internet cebinize gelsin. Neyse ki Şahin 7 gün 24 saat yenebilen sarımsak ve çemen kokusuz sucuk üretti. Seviyorum, yiyorum, korkmuyorum. Şahin'den çemen sarımsak kokusuz sucuk. Seviyorum, yiyorum, korkmuyorum. Panahit ısı bandı ilaç içermez. 8 saate varan ısı etkisiyle cildi rahatsız etmeden kas problemlerinde rahatlama sağlar. Yeni Panahit ısı bandı 8 saate varan ısı etkisiyle. Ben gelecekten geliyorum. Sinemalarda. En emici yetişkin bezi Jolly, esnek bel bantları sayesinde vücuda tam uyum sağlar, rahat ettirir, pamuksu yüzeyiyle sıvıyı hızla emer. Süper emici mavi tabakasıyla sıvının homojen bir şekilde dağılmasını sağlar ve 3 katmanlı sızdırmazlık sistemiyle sıvıyı hapsederek gece boyu kuru tutar. Türkiye'nin ilk ve tek esnek bel bantlı yetişkin bezi Jolly, dermatolojik olarak Alman Dermatest Kurumu tarafından onaylanmıştır. Jolly yetişkin bezi marketlerde, eczanelerde, medikallerde. Kipa'da bahar temizliği indirimi başladı. 6+1 kiloluk Persilmatik Expert çeşitleri 17 lira 50 kuruş. Sunny Dick elektrik süpürgesi ise sadece 59 lira 90 kuruş. Bu fırsatı kaçırmayın. Türkiye'nin yetişkin bezi Jolly, SGK geri ödeme kapsamındadır. Jolly, marketlerde.